Yani hangi ilde hangi partinin listesinden milletvekili adayları gösterilecek, hangi ilde ittifak olarak girilecek, hangi ilde bazı partiler bağımsız girecekler çalışması yapmışlar. Ve yine bana söylendiğine göre bu ikili görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu'nun veya bir başkasının adaylığı da konu edilmemiş. Bu konu 2 Mart'ta Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıya bırakılmış görünüyor. Bu arada ikili liderler arasında ikili görüşmeler de sürüyor ama bugünkü toplantıda Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde bir konu açmamışlar. Şimdi önemli bir gelişme de şu, yani altılı masa dağılıyor mu, görüş ayrılığı var mı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı çıkılacak soruları havada uçuşurken bugün yapılan toplantının hemen arkasından 6 partinin milletvekili ortak listelerini belirleme komisyonu toplandı. Bu komisyonun toplanması iki liderin bu çalışmayı öne çektikleri ve öncelik verdiklerini gösteriyor ki bu da altılı masanın dağılmayacağını, ortak aday konusunda görüş birliğinin devam ettiğini ve ortak listelerde diğer partilerin milletvekili adaylarının da CHP listelerinden de yer bulacakları, bazı illerde bağımsız girileceği, yani tamamen teknik detay üzerinde bir çalışma var. Bu çalışmanın anlamı şu, altılı masada bir dağılma yok, bir görüş ayrılığı yok, ortak aday konusunda görüş ayrılığı yok, bu önemli. Ayrıca ortak çalışma konusunda, 6 partinin bir arada liste belirleme konusunda da yine bir aksaklık yok. Bu hızlandırılmış gözüküyor. 2 Mart'ta ise adayların konuşulmasına karar verildiğini söyleyebilirim. 2 Mart'ta Sayın Karamollaoğlu'nun başkanlığı yapacak toplantıda artık isimler gündeme girecek ve tartışılacak. Şu anda objektif olarak şartlara baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ön planda gözüküyor. Bunu söyleyebiliriz şimdi. Barış'ın soruları olacak Fikret Bey. Sonra ben de bir iki soru sormak istiyorum. Barış. Fikret Bey merhabalar. Şimdi merhabalar. Biz biliyoruz ki bugün pazartesi günü, yani Perşembe 2 Mart'taki toplantıdan 3 gün önce bu görüşmenin yapılmasının bir nedeni daha var. O da geçen Cuma günü Meral Akşener'in Fox TV'de katıldığı programda aslında hiç örtülü falan da değil, açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelen kimi seslere yönelik yapmış olduğu eleştiriler. Siz bugün Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesinin ve bir sorun olduğu da açık, yani siz de konuşmuşsunuz, ben de konuştum. Bir takım eleştiriler var. Özellikle bir adaya yönelik falan demiyorum. Ama yönteme yönelik eleştiriler var. Başta yöntem olmak üzere. Meral Akşener de onu söylüyor Fox TV'deki programda. Siz bugün o krizin aşıldığını düşünüyor musunuz? Çünkü bir kriz olduğu da aşikar. Okuyabilirim, siz mutlaka okumuşsunuz. Evet Barış. Özellikle ben bunu özellikle sordum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına sordum. Geride kaldığını ifade ettiler. Şimdi Sayın Akşener zaman zaman bu serzenişini dile getiriyor. İki temel konu üstünde diyor Sayın Akşener. Birincisi Saraçhane'de yalnız bırakıldı ve bir iletişim kopukluğu olduğu eleştirisi var. Yani CHP'den kendisine bilgi verilmediği, temasa geçilmediği, orada yalnız bırakıldığı gibi ve tepki gösterildiği gibi bir eleştirisi var. Bir de çok daha eski döneme ait Sayın Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır gibi bir açıklaması var. Şimdi Sayın Kuşoğlu'nun açıklaması çok eski tarihte kaldı ve onun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu Akşener görüşerek bu ifadenin Sayın Kuşoğlu'nu bağladığı, partili görüş olmadığı ifade edilerek geride bırakılmıştı. Saraçhane konusu da yavaş yavaş geride kalıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuya yaklaşımı bir iletişim eksikliği olarak söyleniyor. Bunu ifade ettiği belirtiliyor. Aynı şekilde Akşener de bir iletişim eksikliğinden şikayetçi. Dolayısıyla iletişim eksikliğinin giderilmesi konusunda bugün uzlaştıkları, anlaştıklarını söyleyebiliriz. Daha sık temas edilecek. Hem kurmaylar birbirine daha sık temas edecekler. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener bu aşamadan sonra daha sık temas edecekler. Mutlaka bir araya gelmeleri de gerekmiyor. Telefonla da bu görüşmeleri yapabilecekler. Ama şunu söyleyelim. Burada önemli haber 2 Mart toplantısında artık adayın telaffuz edileceği şeklinde bu beklenti var. Ve bu beklenti büyük ölçüde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde dönüyor diyebiliriz. Artık ikinci veya üçüncü isimlerin pek zikredilmediğini de Ankara kulislerinde ifade edebilirim. İkinci ve bir ek sorun var zannediyorum. Peki
Fikret Bey, şöyle bir şey var. Altılı Masa, 5 parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde katarak söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabakata varmış gibi görünüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaten elbette ki bu noktadaydı ama hafta sonu mektup meselesi de resmiyete de dökmüş oldu bu işi. 5 parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını. Buradaki sorun İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı cümlesini kurmayacağım. Ama bu şekilde bir adaylık sürecine karşı olduğunu zaten ifade ediyor. Mesela Meral Hanım konuşmasında diyor ki Bülent Kuşoğlu'nun Hande Fırat'a verdiği beyanatı söylüyor. Hatta Bülent Kuşoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olmasının altını çiziyor. Bunun böyle olmayacağını da işaret ediyor. Şimdi 2 Mart'ta sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, aday konuşulacak artık açık bir şey, adaylığı masada gündeme getirildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından veya o masadaki diğer partiler tarafından, ki getiren partiler var, örneğin Demokrat Parti lideri getiriyor. Meral Hanım'ın oradaki tavrı sizce ne olacak? Yani şunu mu diyecek? Evet, yani önemli bir soru bu. Benim beklentim Sayın Meral Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya geldiğinde bu konuyu parti kurullarında görüşmek isteyeceği şeklinde. Çünkü bunun işaretlerini verdi Sayın Akşener. Sayın İmamoğlu veya Sayın Yavaş aday olursa destekleriz dedi. Kendisine meslektaşımız soru sordu. Peki Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa ne yaparsınız dedi. Bunu parti yetkili kurullarına götürürüm dedi. Onun için ben bunu bekliyorum. Yani bu belki 2 Mart günü tamam aday budur kararı çıkmayabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun adı masaya gelecektir. Ve Sayın Akşener de parti yetkili kurullarına bunu danışmak istediğini söyleyecektir ve gerçekten de danışacaktır diye düşünüyorum. Peki Fikret Bey, böyle olursa ne olacağını düşünüyorsunuz? Ben sonunda bir uzlaşma olacağını düşünüyorum şimdi. Çünkü bu kadar emek verilmiş, 500 sayfadan fazla ortak program hazırlanmış, birçok komisyon kurulmuş, 6 parti bir koalisyon iktidarı gibi çalışıyorlar. Bu çalışmanın heba edileceğini düşünmüyorum. Sayın Akşener'in de Sayın Kılıçdaroğlu aday olarak ortaya getirilecekse bir şekilde ikna olacağı kanaatindeyim. Bu ikna olma sürecinde belki geçiş sürecinin nasıl yönetileceği konusunda daha güçlü formüller gündeme gelebilir. Sayın Akşener'i daha çok tatmin edecek bir yöntem önerilebilir. Bu yönetim dönemi, geçici dönemde de Sayın Akşener bunu kabul edebilir. Çünkü Sayın Akşener'in iddiası 2 yıl içerisinde en geç demokratik parlamenter sisteme geçmek ve yapılacak ilk demokratik parlamenter sistem seçiminde birinci parti çıkarak başbakanlık görevini üstlenmek. Böyle bir iddiası var. Evet. Şimdi bu iddia devam edecek Sayın Akşener'de. Cumhurbaşkanlığı iddiası yok. Onun nedeniyle Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'nı tarafsız bir şekilde yapacak ve acil önlemleri yeni sisteme göre yetkilini kullanarak çözecek ve bu süreci diğer 5 liderle birlikte yönetecek bir Cumhurbaşkanı adayı tarif ediyor. Evet. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu buna uyuyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini ele aldığımızda ayrı şekilde şu tür avantajlardan söz etmek mümkün. Şimdi her iki ittifakın da aldığı oylar anketlerin ortalamasına göre %50'yi geçmiyor. İşte %45 Millet İttifakı deniliyor, %40 Cumhur İttifakı deniliyor. Başka oranlar da var. Millet İttifakı önde görünüyor ancak %50'yi aşmış gözükmüyor. Bunun için mutlaka ve mutlaka HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç var. HDP seçmeninin belirleyici bir faktör olduğunu unutmamak lazım. Evet. Bu açıdan baktığımızda HDP yetkililerinden gelen açıklamalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde destekleyecekleri yönünde yoğunluk kazandı. Evet. Örneğin cezaevinden Selahattin Demirtaş da bu yönde önemli açıklamalar yaptı. Hatta yürü Kemal Bey, yürü şeklinde de. Bay Kemal şeklinde de açıklamaları oldu. Sayın Mithat Sancar Hoca'nın açıklamaları, Sayın Kılıçdaroğlu olursa buna pozitif bakarız değerlendirmesi var. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP seçmeninin oyunu alma gibi de bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Aynı avantajı Sayın Mansur Yavaş için söylemek mümkün değil. Çünkü HDP Sayın Yavaş'a oy vermeyeceğini ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İmamoğlu'nu destekleyebileceklerini söylediler. Şimdi real politik açıdan HDP'nin oyunu almayacak bir adayın kazanma şansı çok zayıf. Bu durumda Sayın İmamoğlu ikinci isim olarak konuşuluyordu ama iktidarın yaptığı ve bence hukuka çok aykırı olan bir yargı kararıyla Sayın İmamoğlu'nu sakatlamış oldu hukuken. Sayın İmamoğlu aday olduğunda veya bir süre sonra bu kararı, siyaset yasağı kararını kesinleştirip Sayın İmamoğlu'nun adaylığını düşürebilirler.
veya seçime girdiği halde mazbatasını vermeyebilirler, kararı kesinleştirebilirler. Önemli bir darbe, haksız bir darbe yaptılar Sayın Babaoğlu.